Yani sonuçta her zaman timsah bizi yiyecek de biraz da biz onu yiyeceğiz. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Palawan Adası'nın en büyük şehri Puerto Princesa'dayız. Burada birçok yerel restoran var ve biz şu anda o yerel restoranlardan birindeyiz. Burada açık büfe yemekler deneyeceğiz. Ücreti de o kadar pahalı değil. 250 peso yani ortalama 27-30 TL arası bir fiyatı var. Şimdi hep beraber yemeklere bakalım. Ya burada bizim acura benzeyen bir meyve var. Onunla birlikte kurutulmuş balık salatası gibi bir şey aldım. Yani daha çok hiç denemediğim şeyleri denemeye çalışıyorum. Çünkü diğerlerini zaten biliyorum. Havucun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesela bu neymiş? Crispy Kangkong. Crispy Kangkong aldım mesela. Hepsinden azar azar alayım, hepsini deneyeyim. Türk zihniyeti bu. Hepsinden azar azar ortaya. Bir de ne aldım? Tokvat baboy. Tokvat baboy. Vay baboyum. Frey tabiiz. Bir tane de bunlar alayım. Kabalan lumpiyan kubat. Tamam, bu da güzel. Hepsini aynı tabağa. Tabii. Bir çeşit tabak koyuyorum. Bu ne ya? Bu galiba tuzlanmış balık sosu. Böyle nasıl bir koku biliyor musunuz? Balık dışarıda kalır ya, kokar. Aynı o. Evet, ilk başta bunları deneyelim, ondan sonra bir sonraki videoya geçeriz. Hani büfe büfe gidelim. Neyi beğenmedin? Ya bu çok kötü. Ben deniz mahsullerini çok severim. Ama şu kurutulmuş balık olayı var ya, bir türlü şey yapamadım, alışamadım yani. Kokusu bir ağır geliyor bana. O yüzden yiyemedim yani. Makarna alayım biraz. Oo, burada adam öldüren biberler var. Aa bak şey, sana bahsettiğim turunçki, adını unuttum şu an. Kalamazsın. Kalamazsın.
Calamansi. Evet. Bundan ne diyeyim? Evet, buradaki balıkları ben çok beğenmedim ama yine de burası yine şurayı alıp şöyle tabağı doldurdum zaten. Evet, şimdi bu yemekleri teker teker deneyeceğim. Bu böyle bir yerel otlardan yapılmış bir yemeği var. Oo, gerçekten acı. Oo. Ya bu. Bunu biliyorum. Ha, bu zencefilli. Zencefilli bir şey. Bu direkt zencefil. Makarna yiyeceğim. İnşallah makarnadır. Şu kurutulmuş balık sosu var ya. Ondan var. Neyse. Balığı deniyorum. Evet, bu balık güzel görünüyor. Balık güzel ama biraz tuzsuz. Evet, Filipinli Filipin yemeklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seagull deniz salyangozu deneyeceğiz şu anda. Evet, şöyle. Gerçekten güzel. Bir de bu böyle kızartılmış yaprakları var bunların. Kızartılmış yaprakları da adı lagoy olması lazım. Lagoy diye bir yemek. Bu şekilde çıtır yapraklar. Kıtır kıtır cips gibi yeniyor. Bir de burada kokoreçimsi bir şey var. Bunu da denedim. Bu da güzeldi. Hani bir daha deneyeceğim. Yani tatlar genel olarak güzel ama bizim mutfağa çok uymuyor. En çok şunu yemeye çekiniyorum. Böyle bir çorba var. Çorbanın içindekini sordum. Böyle hamurla yapılmış bir şey dedi. Ama yani kokusu acayip kötü. Tavuklu bir çorbaymış ama içinde çeşit çeşit sebzeler var ve bu sebzelerin de ne olduğu belli değil ve acayip kötü kokuyor ya. Bir deneyeyim bunu da. Yani bu o kadar şey yedim. Bunda patlamak istemem yani. Yani gerçekten o kadar kötü kokuyor ki. İlk başta böyle kokusu bile ağzıma gelince şey oldum yani. Ya ben her şeyi denemeye çalıştım, her şeyi severim ama bu acayip bir şey ya. Denemeyin. Adını öğreneceğim, yazacağım bunu, yemeyin. Çok kötü. Neyse, ben yaprak yiyeyim. Evet, tavuklu çorba faciasından sonra ağzımızı tatlandırmak için bir tatlı deneyeceğiz şu anda. Hadi bakalım tatlılar nasılmış. Hep beraber görelim. Evet. Şimdi böyle bir tatlıya benziyor. Bizim helva gibi bir şey ama bu muhtemelen jelatinli bir şeydi. Burada her şey jelatinli sıra, bakar mısın? Her şey jelatinli. Burada bir muz tatlısı var, bunu deneyeceğim. Bu ne? Burada bir sütlaç gibi bir şey var. Böyle Türk işi tepeleme doldurdum.
Evet, tatları deniyoruz dedik. Burada helvamsı bir şey var. İlk başta da dediğim gibi helva gibi görünüyor ama muhtemelen jelatin. Sadece jelatin galiba. Çiğne çiğne bitmiyor. Ama tatlı. Tatlı jelatin. Evet, sen git. Burada bir tane... Bu en azından biraz daha güzel görünüyor. Şöyle. Sadece üzerindeki Hindistan cevizinin tadı var. Ama bunu son yediğimi, önceki yediğimden daha çok beğendim. Şöyle bir muz tatlıları var. Ya bunların tatlıları tatlı değil. Şey yok. Şeker yok. Ya muz orijinal haliyle daha tatlı. Öyle söyleyeyim. Bir de şu beyaz şeyi yiyeyim. Vallahi bilmiyorum hani ne olduğunu, ne yediğimi hiç bilmiyorum. Önüme gelen yiyor. Beyaz tatlı yemeyin burada. Yemin ederim kremalı tavuklu çorbamız var ya bizim. Çok benziyor. Ya ben tatlı niyetiyle yedim, yemek çıktı. Ya artık çekinir oldum tatlı yemekten. Çünkü ya en güzeli buydu. En güzel jelatin buydu. Evet. Şimdilik bu kadar. Filipinler'de açık büfede deneyebildiğimiz kadar Filipinli yemeği denedik. Güzel olanlar vardı, kötü olanlar vardı. Ama tatlılarını pek beğenmedim. Bir sonraki durağımız da timsah eti yapılan bir yer olacak. Daha yerel bir yer, daha yerel bir kültürde. Timsah etini de denedikten sonra ilk Filipin mutfağı deneyimlerimi bu şekilde size aktarmış olacağım. Şimdiden teşekkürler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şu anda timsah eti yemeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. İlk defa timsah yiyeceğim. Her zaman belgesellerde onlar bir şeyleri yerken görüyordum. Şimdi de ben onları yiyeceğim. Evet, timsah eti yemek üzere bir restorana geldik. İlk başta krokodil sisik yiyecektik. Fakat krokodil sisikin sıcak tavada sadece timsah etinin çevrilmesi olduğunu söylediler. Biz de daha ilginç bir şey denemek istedik. Croc à la Bicool Express diye bir yemek var burada. Coconut milk ve yerel baharatlarla tatlandırılmış bir timsah eti yemeği tercih ettik. Şimdi onu bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda timsah etimiz geldi. Bayağı güzel görünüyor. Ben çok beğendim görüntüsünü. Coconut milk ve yerel baharatlarla tatlandırılmış bir timsah etimiz var. Şu anda yiyeceğiz ve bir tat denemesi yapacağız. İlk görüntüsü gerçekten güzel. Ben şöyle bir bol etinden alayım. Şöyle. Evet, gerçekten merak ediyordum. Bunu da öyle bir sarmışlar ki açın. Evet. Çok büyük bir deneyim oluyor şu anda benim için. Hazırım. Bayağı güzel. Hafif. Bayağı yumuşak ve ben internetten kaynaklarını okudum. Proteini çok yüksek bir et. Ben bunun hepsini yerim. Mükemmel. Vallahi çok beğendim. Bundan sonra sürekli timsah eti yiyeceğim. Yani sonuçta her zaman timsah bizi yiyecek de biraz da biz onu yiyeceğiz. Evet, bugünlük yemek turumuz bu kadardı. Günün sonunda timsah etiyle kapattık. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrardan teşekkürler. Görüşürüz.